Emre, öncelikle hoş geldin. Şahsım, TV Bu Spor ekibi adına sana çok teşekkür ediyorum. Şu an Antalya'da kamptasın ama bizi kırmadın. İnşallah bugün de güzel bir sohbet edeceğiz seninle. Her zaman. Bazı sen de hoş eski geldin. Güzel günlere döneceğiz. Süper olur. O günlerle ilgili yorumlar yapacağız. Seni bu şekilde tabii ki bir televizyoncu olarak, çünkü seninle çok güzel günler geçirdik. Evet. Sahanın içinde, sahanın dışında. Benim için çok keyifli bir sohbet olacak. Nihat kahveci. Vay. Orada ama birazcık daha zayıfmışım değil mi? Ben de fena. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen de daha zayıfmışsın. Tabii abi, gençlik o. Nereden baksan o. 20 yaşındayım orada ben. 20 yaşındayım. Sen de 22 işte. Aynen. Yalnız bir şey söyleyeyim mi ya? Şu hani baktığında samimiyet inanılmaz yani, değil mi? Ya tabii şimdi son dönemlerde aslında sadece futbolda değil, yani insanlık arasındaki en büyük problem bence samimiyet. Biz orada oynayana oynamayana herkes biliyorsun, bir de çok uzun bir süre bir kamptı bu. Yani bu Dünya Kupası 60 küsür gün kamptı. 55 gün falan. 60 gün. Çok yer değiştirdik bile. 60 gün şimdi sevdiğin kadınla tatile gitsen belki sıkılırsın. Kavga yani. Edersin. Kavga edersin. Yalnız burada öyle bir bakıyoruz ki sanki birine sallamışız, gülmüşüz gibi. He? Ne dersin? Orada tabii ikimiz de iyi futbolcu olunca orada bir şey gördüysek olabilir. İkimiz de iyi futbolcu ama sen çok daha iyisin. Yani. Bence bu ülkenin yetiştirdiği en büyük 2-3 tane golcüden bir tanesi de sensin. Ama benim için de sen mevkiinin Türkiye'deki bir numarasısın, gelmiş geçmiş. Eyvallah kardeşim, çok sağ ol. Senden bunları duymak çok güzel. Hatırlıyorsan İsviçre maçından önce seni motive etmiştim odaya girip. Bak evet. O aklıma geldi. Evet. Ne demiştim? Maça çıkarken bu ülkenin yetiştirdiği en büyük golcü benim gözümde, o zaman öyle bir gelişim gelmişti ki senden, sensin. Bu maçı sen alacaksın demiştim. Vallahi sen aldın. Evet. İsviçre mi, Norveç mi? İsviçre maçında ortayı kestin. Evet. Sonra Çek maçından önce de golü attın. Sen de ilk maçta sakatlanmasaydın keşke, belki final oynayıp o kupayı da alırdın. Benim klasik kariyerler baskı ya, stresi arada bir, ayda bir seni yokluyor. Dinlendiriyor beni. Aa, müziği duyunca zaten anlamışsındır. Ha evet. Hatırlıyorsun herhalde bu golü. Evet. Burada aslında solla vurduğum olması lazım değil. Yalnız burada enteresan olan o dönüş. Sağıyla değil mi? Hani bir daha izlediğinde muhteşem dönüş yani. Kolay senin değil. Ki sağ ayağını da çok iyi kullanıyorsun biliyorum ama burada inanılmaz gol kullanmışsın. Gol vuruşu, evet. Çok enteresan bir gol vuruşu oldu. Ya resmen ben bu golü atacağım demişsin orada. Ya baksana şimdi de oynayan herkes nasıl ya? Ya başarılı da böyle olur tabii, ya. Yani. Aynen. Hani orada kulübede olanlar sahada gol atandan daha çok seviniyor ya yani. Bizim buradaki ortamımız, ben yani çok samimi söylüyorum. Tabii ki yeni jenerasyonda da çok değerli kardeşlerimiz var. Onlar da bu ülkenin bayrağını göğsüne taşıdığında çok daha farklı duygularla sahaya çıkıyor. Beraber de çıktık. 30 yaşında da Allah nasip etti Amir takıma gittim ama bu takımın içindeki oyuncu grubunun o ruhu, anlayışı, biraz önce konuştuğumuz samimiyeti hiçbir takımda bence yoktu. Kesinlikle katılıyorum. Şunu da ekleyeyim. Şu an belki çok daha profesyonellik var ama şu dönemdeki amatör ruh biraz kayboldu. Ne yazık. İkisini zaten birleştirdiğinde başarılı olunuyor, takım olunuyor. Tabii. Öyle büyük başarılar elde ediliyor. Bence bu dönem, bu jenerasyonda her ikisi de vardı. İşte biz yani. De bu jenerasyonun en gençleri olduğumuza göre bizden sonra sanki biraz bu kırılmayı ülke futbolu yaşayabilir. Evet. Ne yazık. Ama ya 2002'den bahsediyoruz. 16 sene olmuş. İnşallah bir sonraki Dünya Kupası'na gideriz. Çok biz önemli. De dışarıdan o bizi izleyen insanın yaşadıklarını ben şahsen yaşamak istiyorum o heyecanı tribünden izleyerek. Ki inşallah seninle oynarsın, gideriz. Halen oynarsın. Yok yani. Ben oynamam o kadar oynarsın, değil de Dünya oynarsın. Kupası'na bu sene bir sene daha belki yapabilirsem o kadar. Senin o bir seneleri ben vallahi biliyorum. Sende günler bazen 5-5 sayılıyor. Yani aslında İnan bana o futbolu bırakmayla devam etme arasında çok büyük bir fark yok. Şimdi sen ağır sakatlıklar yaşadın, evet. Diş sakatlıkları yaşadın. Benim yaşadığım sakatlıklar biraz daha bir adale sakatlıkları adale. Olduğu için onlar daha eğer bünye kuvvetliyse çabuk atlatabiliyorsun. Ama eklem sakatlıkları istediğin kadar bünye kuvvetli olsun, onu atlatmak kolay olmuyor. Ama sakatlıklarla daha çok biraz beyinle de alakalı.
İşte ben... Beyin olarak yorgun musun? Ben bıraktım 5 gün. Ben seni hiç öyle görmüyorum. Ben bıraktım 5 gün futbolu biliyorsun. Fener'den ayrıldım. 5 gün bıraktım futbolu. 6. gün... Dedi, dayanamadım. Şey yaptım, üzerimi giydim. Çeşme'deyiz Tatilde Hanım'la. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim koşmaya gidiyorum. E sen bıraktın dedim futbolu, niye koşmaya gidiyorsun? Üzüldü bence mi? Bırakma dedi. Üzüldü mü? Üzüldü tabii, çok üzüldü. Üzüldüler. İyi ki bırakmamışsın, keyifli izliyoruz hala. Eyvallah, teşekkür ederim. Tabii burada benim senin dediğin gibi bir oyuncunun kafası, ayaklarını hükmetmesi, hala o psikolojiyi içinde barındırması değerli ama gideceği takım da, oynayacağı takım da, o ortam da çok değerli, mühim. Özellikle yaş, yaş ilerledikten sonra sana sahip çıkacak, sahanın içinde sahip çıkacak, dışında sahip çıkacak. Yani bu anlamda benim kulübüm Medipol Başakşehir'de gerçekten benim için çok büyük bir şans oldu yani. Kesinlikle. İnan bana, sen de bu takımda olsaydın benim yaşımda çok rahatlıkla oynuyordun yani. Yok, sonuçta takımın içinde değilim ama dışarıdan da iyi gözlemleyen, Avrupa'daki maçlarınızda da gelen bir kişi olarak çok haklısın. İnanılmaz bir aile ortamınız var. Çok güzel bir ortamımız var. Herkes birbirini çok seviyor ama onun yanında da büyük bir profesyonellik, sistemli çalışma. Bu olmazsa olmazı zaten, sen de biliyorsun. Onu çok iyi birleşmişsiniz. Burada da Abdullah Hoca'nın katkısı büyük yani. Ya bu takımın başarısı inan bana Göksel Başkan, Abdullah Avcı üzerinde toplanmıştır. Benim kendi görüşüm bu. Oyuncu grubu da bu hiyerarşide kendi üzerine düşeni net bir şekilde ortaya koydu. O iradeyi ortaya koydu. Önde oynama iradesini ortaya koydu. Peki Emre, geçen sene de ilk kere lider bitirdiniz. Sezon sonuna kadar kovaladınız. Evet. Şampiyonluk gelmedi ki bu da büyük bir tecrübe oldu. Evet. Bu sene de aynı şekilde iyi bir başlangıç ve ilk kere lider bitirdiniz. Ki bu liderlikte en büyük paylardan biri bence sensin. Evet, teşekkür ederim. Takımın olmazsa olmaz parçalarından birisin. Her anlamda. Saha içindeki futbolunla, arkadaşlarını yönlendirmenle, saha dışındaki onlara tecrübeni aktarmanla, karakterinle, her şeyinle, hani say say bitmeyen özelliklerinle. Evet, bu sezon için ne düşünüyorsun? Hani sezon sonu şampiyonluk gelebilir mi? Ki çok böyle konuşmuyorsunuz ama ben adım gibi eminim ki içinizden biz bu sene şampiyon olabiliriz diyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, geçen seneki takım ligi ikinci bitirdi. Dediğin gibi devreyi birinci bitirmişti. Ama biz yemekte bile kendi aramızda şampiyonluk konuşmuyorduk. Yani belki herkes evine gittiğinde işte eşine, çocuğuna, kız arkadaşına, annesine, babasına falan şampiyon olabiliriz diye konuşuyorduk. Yani çok daha böyle çekirdek bir daire içinde konuşuyorduk. Ama şimdi bugün artık bunu net bir şekilde hem kendi aramızda hem de kamuoyuna dile getirebiliyoruz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi önde oynama iradesini bu takım, oyuncu grubu gösterdi. Ve bunu yapabilecek sürekliliği olacağını da bence herkese gösterdi. Kamuoyuna da gösterdi. Kendisine gösterdi herkesten önce. Yani bence bir oyuncunun kendisiyle yüzleşmesi, kendisine bunu başarabileceğini göstermesi çok daha değerli. O zaman geçen seneden bir adım daha öndesiniz. Çünkü istiyorsunuz şampiyon olmak. Ben açıkçası bir adım değil iki adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Geçen seneye göre. Ama tabii ki bu futbol, sen de biliyorsun, çok değişken. Anlık motivasyonun getirdiği sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hele Türkiye Ligi gerçekten çok enteresan bir lig. Yani burada biraz sistemsizlik sistem gibi. Takımlar çok böyle ikinci top üzerine oynuyor. Çok enteresan kapanıyorlar. Yani bakıyorsun işte Beşiktaş bir hafta önce Avrupa'nın en önde takımını dize getiriyor. Gidiyor deplasmanda. Evet. Ligin aslında orta sıralarının bile altında olan bir takıma yenilebiliyor. Yani çok enteresan dinamikleri var ligimizin. Ben bu konsantreyi devam ettirirsek, özellikle küçük maçlar, yani kimseyi küçümsemek gibi yanlış anlamasın. Zaten o anlamda söylemeyeceğim herkes de bilir de. Birazcık daha büyük takımlar dışındaki rakiplerimize konsantre olursak, oradan kayıpsız şekilde beklentimizin altında kaybetmeden gidersek, ben senin dediğinin üzerine belki bir adım daha söyleyerek iki adım geçen seneden farklı izliyor düşünüyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah, inşallah. Ben Nihat'ın dünyada her takımda oynayabilecek kabiliyette olduğunu düşünüyorum. Zaten Nihat kendini dünya futboluna, Türk futbolunu söylemem bile gerek yok. İspatlamış bir kardeşim. Yani bizim takımda olsaydı her sene... İyi bir Nihat ama. Ya bu iyi Nihat, niye sen öyle? Hep iyi Nihat'tı yani. Ben hiç kötü Nihat görmedim, hiç hatırlamıyorum. Son dönemler son hani. Son dönem ya. O psikolojide kaldı. Psikolojik kaldım. Birazcık o yani. Şimdi tabii ki sen... Beşiktaşlı Nihat olarak gittiğin dönüş, bunlar kolay değil yani bu süreçler. Birazcık da o camiaların, takımların, yani biz sonuçta bireysel spor yapmıyoruz. Bu takımın da o anki konumu, hedefi, işte takım kadrosunun kalitesi, taraftarın bakışı takıma. Bunlar bence tek başına seni sorumlu kılan şeyler değil. Bir performansta bence 3-4 tane parametre var. Tek başına kendinle alakalı bu özelliği yapabilirsin ama bizim takımda olsaydın sen...
Yeni ben söyleyeyim altı. Sana. Yeni bir gol altı bitirmez. Şimdi hava topunda iyi bir Adebayo var. Arkası dönü iyi oynayan bir Adebayo var. Servis yapacak. Ayaklarını da muhteşem kullanıyor. Hani Kovačević'ten bile daha iyi ikili olabilirdik diye düşünüyorum yani. Adebayo çok özel oyuncu. İnanılmaz. Yani çok özel oyuncu. Her mevkide oynuyor. Her, yani bizi çok rahatlatıyor. Her yere gidiyor. Her yerde top alıyor. Bazen öyle bir irade ortak. Lider yani bizim takım içinde... İşte diyorum ya sen de olsan mesela sen de kazanma üzerine bir oyuncusun yani kazan yani winner karakter diyorlar ya ben evet. Buna çok inanıyorum. Bizim takım içinde böyle oyuncu çok. Yani 5-6 tane kaybettiğinde ağlayacak içeri girdi mi böyle yani oyuncu var. Ya o takım ondan sonra o zirveye oynama alışkanlığını elde ediyor. Ama sen olsan 2 adım diyorum ya 3 adım yapardın bizi şampiyon. O kadar. Yapardın ya. Frikik var. Teşekkür ederim. Yandan orta var. Gol vuruşu var. Frikikleri bırakmazsın ki bana. Bırakırım. Sen gelirsen bırakırım. O kadar. Sen ama doğru milli takımda bırakıyordu. Bırakıyordu bırakmazdı. Hamit abi. Almadığı sürece. Hamit alıyordu ama bir kere almıştı ya. Ver diyemedi. ver diyemedi. Evet, yarım dakika sürdü o. Hamit'e de selamlar burada. Şenol Hoca da yaşlanmamış ya. Bizi yaşlatmış. Yaşlanmamış Şenol Hoca. Emre tabii şu an bak uçağın içindeyiz farkında değiliz. Hatırlıyor tabii musun? Tabii ya. Hatırlamaz mıyım ya? Şuraya bakar. Türkiye sınırına girdiğimizi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum sen ya. Sen anlat bence o anı. Ya tabii sen de anlat. Beraber anlatalım da yani şuradaki şu sahil yolundan gidiyorduk biz. Evet. Ben doğma büyüme Zeytinburnu'yum biliyorsun. Benim dayılar almışlar bütün teyzelerini, halalarını. Sahil. Onlar da oraya sahile gelmişlerdi. Hem de böyle bastonla falan yürüyemiyor annemin halaları, teyzeleri. Onları öyle getirmişlerdi. Bir ara böyle otobüs yavaşladığında onları gördüm. Yani hiç böyle burnum sızlamamıştı. Orada bir burnum sızlamıştı yani annemin teyzelerini, halalarını getirmiş. Ve şu bir gerçek ki sen tabii 11 oynadığın katkında çok büyüktü. Ben 2 maç sonradan girdim. Evet. Ama o Türkiye sınırına girdiğimizde ben tam böyle kanatta oturuyordum. 4 tane F-16 gelmişti yani. Bize eşlik ettiler İstanbul inişe kadar. O F-16'yı görüp pilotun dönüp böyle tebrik evet. işareti yaptığında biz ne yaptık dedim. O an anladım evet. yani başarıyı. Ki zaten havalimanına inip o insanların sevincini gördüğünde kesinlikle. Biz dünya şampiyonu olduk yani. Evet. Üçüncüsü olmadık. Hepsine de teşekkür aynı etmek şey. Lazım. Sokaklara kesinlikle. Döküldü. İnanılmaz bir yer yani. Yani ben bu duyguyu yaşadığımda çok samimi söylüyorum. Yani hepimizin kendi içinde barındırdığı milliyetçi duyguları vardır. Hepimiz evet. kendimize göre bu anlamda samimiyizdir. Yani özellikle bayrak mevzusu olduğunda samimiyizdir. Ben hep buna inanıyorum. Türk milleti hep böyledir. Ama ne kadar büyük bir ülkenin evlatları olduğumuzu o gün çok net bir şekilde bize bu ülkemizin değerli insanları hissettirdiler. Onlara bir kez daha teşekkür etmek lazım. Emre o kadar hissettirmişler ki düşün 12 saat yol geldik, kaç saat otobüste ayakta evet. Taksim meydanına geldik, evet. halen zıplıyoruz, hala zıplıyor. Hiçbir şey aynen. hani umurumuzda değil, yorgunluk, aynen. hani bir gün önce de maç oynamışsın, inanılmaz yani hepsine ya, teşekkür etmek mükemmel. Lazım. Tarkan yakışır, Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri orada. Sanatçılarından biri dediğin gibi. Vay sola Zanzara diyor. Ne diyor? Yalnız gidiyor. Yalnız diyor. Gidiyor sivrisinek diyor. Evet. Sivrisinek Zanzara. Vay. Yalnız bir şey söyleyeyim mi sana? Spiker zaten topu sürerken sana golü attırmış ya. Yani. Kesin gol olacak Inter diyor. Channel, bir şey söyleyeyim. Mallorca'ya da sanki böyle bir golüm Mallorca'ya vardı. Hani burada ama içinden doğruyu söylemek gerekirse Hacı çıkmış. Ya tabii şimdi Hacı çıkması imkansız öylesine büyük futbolcuyla. Ya çıkmış ya bir bu gol. Anlık bir şey herkes olabilir atamaz yani bu böyle golü. Bir ha. Ya ben bu golleri altyapıda da çok atıyordum. Kaleciye bakıp böyle daha aslında ters köşeye daha iyi atıyordum. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim mi? O dönemler çok daha bu tarzı oynuyordun. Sonradan biraz tabii ister istemez futbolun ya şartlarında şimdi, defansif yönünü de geliştirdin. Yani şimdi, ama ben şimdi seni ya. Biliyorum yani PAF takımında tabii o beraber, zaman. Beraber aynı zamanda karşı çataldan çatala goller atıyordun. Şimdi ben mesela Inter'e gittim 20-21 yaşında. Ya önüme geldi Vieri, Ronaldo, Recoba, Conceição, işte Seedorf. Ya bu adamlar hep ofansif oyuncular. Şimdi bunların yanında bunlarla beraber ofansif oynamak mı tercihin?
Yoksa takımın merkezini birazcık daha savunan, Hector daha Cooper Hector Cooper gelmişti. O da biraz defansif yönü de sever. O da çok seviyordu defans. Evet. Beni bazen tek önlü böyle ilk defa ben onunla beraber tek önlü böyle oynadım. Ama sana çok iyi geldi bence İtalya'ya gitmek. Yani bu tabii takım, oynadığım takım benim çok büyük. Yani o dönemler sen de biliyorsun. Bir kere Ronaldo. İtalya Ligi, İtalya Ligi hepsinin biraz üstündeydi. Evet. Hepsinin biraz üstündeydi. Bu son Juventus'un ve Milan'ın düşme cezası ile beraber o İtalyan futbolu o eski ağırlığını kaybetti. İspanya işte senin Villarreal'e gittiğin dönemlere tam bir ivme yakaladı. Yani ben burada bu takımın içinde biraz daha böyle defansif özelliklerimi geliştirdim. Bu da benim çok aslında belki futbol kariyerimin uzamasına sebep oldu. Cooper çok iyi adam ama gerçekten çok karakterli bir adamdı. Böyle yani bana o zaman da oynatmadığı dönem dahi çok sahip çıktı. 5 tane hoca değiştirdik yani. Bir kısmetsiz bir sezon başlangıcı oldu ikinci senesinde. Valla ben şahsen Inter'e gittiğinde büyük gurur duydum. Aynen. Dediğin gibi o zamanın dünyanın en iyi takımlarından biriydi. Her zaman şampiyonluğu oynayan, şampiyon olan ki benim gözümde dünyanın en iyi forveti bir kere Ronaldo vardı yani. Sen bir de ondan karşıda oynadın gittiğin zaman. Ondan sen gerçi dünyanın en iyi forvet diyorsun da sen de onunla kafa kafaya gol gittin orada yani. Oynadık. İşte Cenk Tosun. Evet. Gayet. İngiltere'ye gitti o da. Evet. Bizden daha farklı bir yere ki sen oraya da gittin. Ne söylemek istersin yani? Öncelikle çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Yani son dönemde oyuncularda birazcık bu yabancı kuralıyla beraber nasıl diyeyim? Bir özgüven kaybı oldu diye düşünüyorum Türk oyuncularda. Bu benim kendi dışarıdan bir yaşça da ilerledik artık. Abi gibi olduğumuz için biraz burada da net konuşabiliyorum. Bir özgüven kaybı oldu Türk oyuncularda. Çok genç yaşta bırakanlar oldu falan. Ama bizim gittiğimiz dönemden şu an oyuncuların yurt dışına gitmesi daha kolay. O dönem çok fazla bize karşı bu bakış açısı yoktu. 2-0 mağlup başlıyordu. Ya dediğin gibi 2-0, 3-0 mağlup başlıyorduk. Yani sen gittin, kulübüne para kazandırıp gittin. Ben bilmiyorum, Beşiktaş'ın herhalde ilk oyuncusu sensin takıma para kazandırıp. O dönem evet 6 milyon euro gibi bir parayla yani 2001'de. O zaman 6 milyon eurosunu da alım gücünü falan hesapladığında bu zaman yine 20 milyon eurosu falan yapar yani. Öyle düşünmek de lazım. Yani rakamlar tamam 6, şimdi 20 küsürler falan deniyor da. Ben, o zaman alım gücünü de işte oyuncuların en büyük oyuncusu işte o zaman Inter'den Real Madrid'e transfer oldu. 40 milyon euroya gitti. Evet. Şimdi 200 milyon eurolar oyuncular gidiyor yani. Öyle düşünmek de lazım biraz. İnanılmaz piyasa yüksek. Çok acayip bir piyasa oldu. Yani ben Cenk Tosun'un çok bir kere profesyonel bir oyuncu olduğuna şahit oldum. Yan yana bir takımda oynama şansımız oldu. Kendini geliştiren, yeterli görmeyen ve takımdaşlığı yüksek bir oyuncu. Yani kendini diğer oyunculardan yüksek görmeyen, aynı zamanda alçak da görmeyen ama takımdaşlığı yüksek bir arkadaşımız. İngiltere Ligi'nde inanıyorum forvetler için biraz daha zor bir lig. Evet. Çok temas var, çok geçiş oyunu var. Ama gol vuruşu çok yüksek olduğu için en büyük handikapının, bunu söylemek istemem ama hocası olduğunu düşünüyorum. Benim de hocamdı. Newcastle'da. Ama Emre şunu söyleyeyim sana. Evet hocası olabilir ama baktığında Liverpool'un forvetli Fulmino, Manchester City'de Kun Agüero var, Jesus var. Manchester United'da Ibrahimovic var, Lukaku var. Arsenal'da Giroud var, Lacazette var. Evet. Gidebileceği bence İngiltere'de en iyi takıma gitti diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi şöyle, oynayabileceği bir takıma gitti. Ben takım için hiçbir şey söylemiyorum. Tottenham'da Harry Kane var. Ya şimdi takım olarak hiçbir şey söylemiyorum. Evet. Ben çünkü Sam Allardyce'ın oyun felsefesini çok iyi biliyorum. Bir buçuk sene, bir sene çalıştık biz onunla ilk aslında. Yani biraz forveti yalnız bırakan bir oyun anlayışı vardır yani. Daha çok kapatan ve forveti birazcık daha beslemekten uzak bir sistemi vardır. Yani vurur, tutmasını bekler. Yani Cenk bu özellikleri de olan bir oyuncu. Ama o finishing dediğimiz sonlandırmayı çok iyi yapan oyuncu Cenk. Yani onun için bu dediğin takımlardaki hocaları düşün bir de kafanda. Tabii oynuyor ya. O zaman başka bir şey çıkabilir yani. O zaman 20-25 gol atan bir Cenk karşımıza gelebilir. Yani ben tabii ki burada kimseyi eleştirmek için de söylemiyorum. Yani beni tanıyanlar da bilir zaten kimse hakkında böyle bir şey de konuşmam ama hocanın mantalitesiyle alakalı sadece şüphelerim var. Yoksa Cenk'le alakalı kafamın içinde hiçbir şüphe yok. Çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Orayı basamak kullanıp hatta daha ilerilere gidebilecek bir potansiyel. İnşallah ülkemizin bayrağını orada yine şekilde temsil eder. Biz de gurur duyarız. Seninle gurur duyduğumuz gibi.
Senle de gurur duyduğumuz. Senle daha çok gurur duyduk. Estağfurullah. Bu dönüşü kim yapabilir? Var. Emre, bu maç öncesi işte Galacticos dönemi bu. Hierro oynuyor. Real Madrid efsanesi. İşte basın toplantısında soruyorlar bana, tamam mı? Hierro ile ilgili ne düşünüyorsun? Es muy lento diyorum. Ağır dedim. Ertesi gün manşet. Eyvah. Hierro ağır. Tabii geldim böyle. Herkes, sen nasıl bu kadar sert bir açıklama yaptın? Hierro'ya sallıyorsun. Ne oldu Nihat filan? Havaya mı girdin? Bu attığım gol de şimdi ağır değil mi? Haklıymış. Ama burada ağır da sen de biraz çok çabuksun sanki. Ya bu, evet ama hakikaten burada evet patlama kuvveti evet, ve bitiriş çok iyi. Ya çok büyük takımdı o zaman ya. Baksana o. Bu maç zannediyorsam 4-2 hadi aldık ya. Biz. Sen attın. Xavi Alonso attı. Evet. Kovacevic attı. İyi kadroydu hakikaten. Çok, sizin takım ve çok bir puanla şampiyonluğu verdik Galacticos'lara. Güzel günlerdi. İşte hani biraz önce dedin ya, sen de bizi iyi temsil ettin. İşte o örneklerden biriydi yani. Yani öyle burada, koymuşlar. Burada tabii sen çok büyük iş çıkardın. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Tabii ben çalıştığın hocayı falan bilmiyorum. Bir oyuncu yurt dışına gittiğinde o hocanın mantalitesi, oyuna kattığı değerler, bunlar çok değerli. Yaş ilerledikçe bunları gözlemleyebiliyoruz. İşte sen şimdi, ben şu an oynamakta devam etmeme rağmen gözlemleyebiliyorum. Yani hoca felsefesi, oyun felsefesi bir oyuncunun gelişiminde çok etkili oluyor. İşte burada gittiğinde sen... Fransız vardı, Reinaldo Nex vardı. Hakikaten çok iyi hocaydı. İyi hoca mıydı? Burada da bak böyle yapıyor mu? O malzemeciyle öyle malzemeci bir anımız mi vardı? Ha. Dedim ki bir maça çıkmadan, tam bize benziyor böyle hani bıyıklar var falan. Tam Türk böyle hani, cana evet yakın bizden. Gol atarsam seni öpeceğim dedim. Öptüm. Ondan sonra hep bekledi. Ondan sonra bir 70 kere falan öptüm yani. Vallahi. Benden daha meşhurdu. Her gün manşet oluyordu gazetelerde. Ama çok sevimliydi ki halen orada hani. Ya oradaki kulüplerde sen daha biliyorsun. Şimdi San Sebastian orada kulüp. Ya zaten küçük bir şehir. Evet. Çok böyle kaliteli sahili var. Yemekleri falan çok güzel. Ama herkes böyle bir kültür olmuş yani. Malzemecisi bile bir simge işte. Tabii. Spor direktörü bir simge. Sahip çıkıyorlar. Sahip çıkıyorlar yani. Bizim ülkedeki ne yazık ki değerlerimiz konusunda böyle sıkıntılarımız var. Konuşulacak çok orada, şey var. Oraya örnek alacak çok şey var. Evet. Avrupa'ya örnek alacak. Anlatacağız şey zamanı gelince onlar. Emre, değerlerden bahsettin ya. Evet. Hani tam olayı bilmiyorum. Açıklamak istersen. Mesela Fenerbahçe'nin ayrılış süreci sanki sıkıntılıydı. Onu da mı bahsetmek istedin hani değerler derken? Ya tabii sonuçta ki, kaptandın, bir futbolcu gözüyle şampiyonluklar yaşadın orada. Biz bu oyunun merkezindeyiz. Futbolcu kabul etmesi gerekir ki futbolun bütün paydaşlarının en değerli aktörü bu mesleğin futbolcu. Teknik adamlardan da önünde geliyor bence. Ben de bir gün belki ileride teknik adam olacağım ama bu bir gerçek. En önemli aktörü biz isek, hele bazı takımlara kendimizi ait hisseder. Hem sahada performans hem de saha dışında o hal diliyle bunu gösteriyorsan sen o takımın bir değeri olmalısın. Ve ben bunu sokakta çok net bir şekilde hissediyorum. Yani ben ki altyapım Galatasaray, orada çok güzel günlerim geçti. Bana çok şey öğretti. Fatih Hoca, altyapıdaki Galatasaray'ın altyapısındaki hocalarım, rahmetli Salih Hoca, Ahmet Keskin Kılıç, hepsi bana, Tamer Kaptan, Tamer Güney, hepsi bana çok şey öğrettiler. Bugünlere gelmemde Galatasaray altyapısını ve Galatasaray'ın bana kattıklarını hiçbir zaman inkar etmedim. Çok bunu speküle ettiler, çok konuştular ama Fenerbahçe'ye kendimi çok ait hissettiğim için bana sokakta bunu taraftar net bir şekilde hissettiriyor. Şu an halen hissettiriyor yani değil şu mi? Şu an beni sokakta insanlar gördüğünde boynuma sarılıp çok samimi söylüyorum. Geçen yaz dahi buna ağlayan insanlar oluyor yani. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Hani tabii ki yani burada kalırsın, burada bitirmek istersin kariyerini ama zannediyorum Fenerbahçe taraftarlarına sorsalar Emre Berezoğlu seneye gelip oynasa, kaptan olsa 100 kişiden 99'u ister yani. Eyvallah, sağ olsun. Çok bu net hissettiriyor. Yani sen de sokağa çıktığında Beşiktaş taraftarından bunu görüyorsundur. Çünkü sen de oraya ait hissettin kendini. Ve yani aslında değerli olan da bu. Ben buna bakıyorum. Yani biraz önce değerli olan ne diye sorusunun cevabı bence bu olmalı. Yani ben bir oyuncu olarak sokakta bunu net bir görebiliyor muyum? Bu özellikle kendime ait hissettiğim camiadaki taraftarın bana gösterdiği beni mutlu ediyor mu? Evime gittiğimde şöyle bir çok şükür dedirtiyor mu? Bu bence değerli. Yoksa
Yani yöneticilerin tavırları, teknik adamların tavırları, yaklaşımları bazen kulüpleri bence temsil etmiyor. Orada bazı kişisel durumlar, konular devreye giriyor. Ben de yaşadım bazı şeyleri, sen de yaşadın. Hemen hemen bütün oyuncular da yaşamıştır bunu. Futbol hayatının sonuna geldiğinde büyük takımlarda. Ben Fenerbahçe'den ayrılırken yani işte orada onu o oyuncuya yaşatmazlar. Real Sociedad takımın kaptanını 35 yaşında gönderirken benim yaşadığımı yaşatmaz. Veyahut atıyorum Inter'de bunu yaşatmaz. Yani oyuncuya en azından değer verdiğini, yani camianın demiyorum, taraftarın demiyorum. Ayrılırken de iyi ayrılma kesinlikle, diye bir şey vardır. Kesinlikle. Saygı duyuyorlar. Yani ben bir mektupla öğrenmeyeceğim yani. Ben Fenerbahçe'den ayrılırken öğrenmeyeceğim. Yarın bir gün ben yeni yönetici olursam ben kendi takımımın kaptanını gönderirken mektupla takım kaptanını göndermem yani. Yani benim kolum kesilir ama yine o mektubu yazmam ona ben. Yani ben onu yine bir onore edip öyle gönderirim. Yarın bir yönetici olursam Allah gösterir. Yani futbolcu camiadan, taraftardan bunu görmüyor. Ama ne yazık ki o dönem ben bunu yaşadım. Birkaç arkadaşım da benimle beraber yaşadılar. Futbolun içinde bunlar var. Ben futbolun içinde bunlar var. Ama senin karakterini de çok iyi biliyorum. İnanılmaz üzülmüşsündür. Ya şimdi bu şekilde ayrılmaya. Yani üzülmeyen birisi bu cümleleri kullanmaz. Evet. Bizim yani Allah şahit biliyorsun yani. Ben Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe'nin bana göstermiş olduğu, o dönem yönetimin bana göstermiş olduğu her türlü sözü yerine getirdi yönetim bana. Paramı verdi, her şeyimi verdi. Profesyonel bir meslek. Ama ben Fenerbahçe oynarken profesyonel bir, çok öyle bir profil çizmedim. O yüzden amatör üzüldüm. Amatör ruhu da kattın işte. O yüzden üzüldüm. Ama şunu da öğrendim Nihat özellikle 3-4 senedir. Belki de çocukların büyüdüğüne şahit oluyorsun. Evlatlar oluyor. Onlarla yani çocuklar aslında seninle beraber büyümüyor. Sen çocuklarla beraber büyümeye başlıyorsun onlara baktığında. Yani biz de genç yaşta evlenmedik. Ben de 28-29 yaşında evlendim. Ama 30 yaşından 31 yaşından sonra hayata şöyle bakıyorum artık. Özellikle mesleğimizde biraz daha beklentisiz olma. Yani insanlardan beklediğini göremediğinde motivasyonunu kaybetmemeyi öğrendim diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bu kırılmayı özellikle işte dedim ya 5 gün bıraktım aslında ben futbolu. Ama bırakamayacakmışım yani onu da bana gösterdi hanım. Peki o süreçte ben yine oynayabilirim, kendimi kanıtlayabilirim. Ya da özellikle o Fenerbahçe'den ayrıldın ya sana evet. Mektup yolladılar. Hı hı. Bir, bence hırslandın onlara tekrar Emre Belözoğlu'nun kim olduğunu göstermek istedin diye düşünüyorum. Şöyle Fenerbahçe'ye karşı için. Kendimi göstermek gibi bir şeyim olamaz. O kişilere yani, karşı. Yani şöyle düşünmek lazım. Yani sporcunun ruhunda bu vardır. Sporcu yan yana en yakın arkadaşıyla 5 sene aynı odada kalsak. Sen Beşiktaş'ta, biz seninle aynı takımı oynadık mesela Beşiktaş'ta. Sonra ben Fenerbahçe'ye geçtim, sen Beşiktaş'ta kaldın. En yakın arkadaşımsın. Yine karşı karşıya geldiğimizde sporcunun ruhunda vardır bu rekabet. Yani bunu kaybedemezsin. Bunu kaybeden zaten bıraksın futbolu, başlasın halı sahada oynasın yani. İşin gerçeği bu. O ruhumu kaybetmediğimi gördüm. Yani yarın bir gün, evet ben Fenerbahçe'de kaptandım, kaptanlık yaptım. Ama oraya çıktığımda bunu tekrar yapabilecek miyim? Bu hissi kaybettim mi? Hayır kaybetmedim dedim yani. Bunu gördükten sonra da oynamaya. Kaybetmediğini de çok iyi gösterdin. Eyvallah. Yani Başakşehir'deki performansını. Yani ben... Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Aileden bahsettin ya çocuklardan. Sendeki en büyük değişim mesela o zamanlarda bence Türkiye'de rakip tribünler tarafından en çok uğraşılan, evet. En çok ıslıklanılan. Evet. Ki bunu en son Kasımpaşa maçında izledim. Evet. Resmen topu her ayağına aldığında bağırmayan o taraftar stat inliyordu. Ama artık o eski Emre reaksiyonu yok. İşini yapan bir Emre, takımı kesinlikle. Yöneten, o kesinlikle. Sorumluluğu alan bir Emre var. Daha sakin, sabırlı bir Emre var. Yani, bu hani çocuklardan sonra olan bir de işte dediğim gibi yani çocuklarla beraber büyümeye başlıyorsun, görmeye başlıyorsun, büyük fotoğrafı görmeye başlıyorsun. Neden sana bunu yaptıklarını görmeye başlıyorsun? Yani buna inan, bunu çok samimi söylüyorum. Kendimi de bir yere koyduğum için de söylemiyorum. Kendimi değerli gördüğüm için de söylemiyorum. O beni ıslıklayan herkes, ben onların takımında olayım diye can atarlar yani. Bundan şüphen olmasın. Senin de şüphen olmasın. Yani iyi futbolcu bu yüzden ıslıklanır. Bazen yani benim motivasyonumu düşürmek için bu yapılır. Emre çabuk sinirleniyor algısı var. Bundan yapılır. Ama adım gibi eminim herkes evine gittiğinde Emre benim takımda olsun der yani. Ben bunu iyi biliyorum. Bunu da kendimi bir yere konumlamak için,
kendimi övmek için söylemiyorum. Gurur duyacaksın kendini. Yok şey anlamında ya. Söylüyorum. Yani bunu çok çünkü. Bunu bu şekilde bakarak çok net bir şekilde aştım. Takımıma ne kadar faydalı olabilirim ben? O beni daha farklı motive bile etmiyor artık. Yani önceden hırslanıyordum. Aa bak bana işte hırslıyorlar ben ne yaptım ki falan. Şimdi öyle değil yani. Ben tamamen takımıma, arkadaşlarıma ne kadar destek verebilirim sahanın içinde. Öyle motive ediyorum kendimi. Hep böyle. Eyvallah. Ben bu gol hakkında konuşmak istemiyorum artık. Ama bu gol hakkında nasıl konuşmayacaksın ya? Bunu her gördüğünde zaten bence herkes konuşmalı. Tabii ki gurur verici bir şey. Şurada top direğe çarpıyor, içeri giriyor. Direğe çarpıp çıksa evet. Tam tersi eleştiriler alacaksın. Futbolda böyle bir şey. O yüzden bu kadar popüler bir spor. Kesin. Ya muhteşem bir an. Golün nasıl atıldığı, ondan sonraki sevinç, Tuncay'ın o ikinci kattan üstüme evet. Atlaması. Sen sakat sakat kesin neler yaptın, ben zıpladın, orada dönüyorum. Ben o an görmüyorum. Ben orada düştük yerleri orada biz bilmiyorum. Kim kime sarılıyor bilmiyoruz yani. Biz o golü görünce... Ya, hakikaten inanılmazdı. Ya. Ki her gittiğim yerde de, sanki başka gol atmamışım biliyor musun? Herkes bu golü söylüyor. Çok gurur verici bir şey bunu milli takım forması altında tabii. Atmak. Yani ya zor ya bazen kelimeler bulamazsın. Bazen yani. Böyle yani bazı isimler Türk futbolundaki değerler bazı maçlarla hani böyle hatırlanır ya. Senin de sanki bu oldu. Bu oldu ama yani senin zaten mükemmel bir son vuruş kabiliyetin var. Şu maçtaki o 2-2'den sonra aslında bu maç 2-0'dan geldi. Bunun evet, hikayesini evet. Belki herkes gözünü kapatan futbol sever hatırlar da belki herkes hatırlamaz. Yani bu 2-0'dan gelmiş 2-2'de dakika 90. 3 saniye var. Değil mi? Yanlış mı görüyorum? Evet, evet. 3 saniye var. Bu vuruşu yapmak da tabiri caizse Erbaba Yedin harcı değil. O yüzden niye? Ama bu gol de bir kere oluyor. Çünkü denedim sonra direğe çarpıp girmiyor. Ama bu olmaz yağmurluydu. Ama. Evet. Yağmurluydu. Toplar da biraz şey küçüktü sevgili değil mi? Sevgili Mustafa Hoca'nın şeyi var zaten orada. Hava yağmurluydu. Top direğe vurdu, kaydı girdi dedi. Yoksa girmeyecek miydi? Yani ona göre öyleymiş. Saygı duyuyoruz Mustafa Hoca'ya da buradan selamlar yolluyoruz. Şimdi hocanın, Mustafa Hoca'nın sol ayağını da herkes anlatır. Kornerden atıyormuş. Ama onu ben sordum özellikle ona da. Hocam dedim kornerine çok gol atıyormuşsun. Niye atacağım o zaman dedi. Alsancak stadında çok rüzgar oluyordu dedi. Arka direğe vuruyordum dedi. Rüzgarla giriyordu dedi. Ama hakikaten mesela Beşiktaş'ta çalıştığım dönemde de kornerden vuruyordu. Evet. Atıyordu yani arka direğe. Mustafa muhteşem hoca, bir teknik. Biz yaşımız yani. Yetmedi ama teknik adam olarak beni de ilk amil takıma çağıran hocadır. Ona da selamlarımız olsun. Çok değerli, evet. Mütevazi bir insan. Bizde emeği vardır yani. Mustafa Hoca da hani çok güzel bir yorumda bulunmuş orada. Ki haklı da olabilir direkt kaygan olup girdi yani. Şimdi ama o vuruş arkadan bakıldığında çok ayağın, vücudun yatışı yani bir de şimdi futbol yattığında biliyorsun bu vuruşu yapmak evet. Öyle dediğin gibi. Şimdi yaptırsın her yerim kopar yani. O kadar zor vuruş. Bir iki sene bırakırım halı sahada ben hazırladım seni ya bu vuruşa. Ama bir şey söyleyeyim mi? Keşke sakatlanmasaydım ki ben de sakatlandım sonra. Evet sonra yarı sen finalde de. Finalde oynayamadım Almanya maçı. Kasık'ta maçı. Değil mi? Keşke hep beraber olsaydık. İspanya finali olacaktı büyük ihtimal. Evet. Biz yenerdik onları. Avrupa şampiyonu da olurduk yani. Öyle her şey olabilirdi. Vardı. İşte Dünya Kupası'ndaki ekipten sonra da yakalanmış en iyi ekip. Evet. 2008. Ki zaten Dünya Kupası'nın ekibinde olan Rüştü abi... Emre Aşık, sen ben, ve ben evet, bu kadro. 4 kişiydik, evet. Doğru. Çok doğru. Yani bu takım çok iyi takımdı. Yani bence dünya üçüncüsü olan takım biraz daha iyi bir takımdı da. Ama bu takımdaki o hava, geri dönüş verebilme. Çünkü diğer takım kazandık devam ettik. Yendik yani attık devam ettik. Bu takım geri dönüşleri hep yaptı. Ama bir şey söyleyeyim mi sana ya? Her maç son dakika gol mü olurdu? Tribündeki insanları düşürsene. Ya var ya buradaki hani birkaç maçta kalp krizi geçiren evet, oldu. Çok. Ben bu maçtaki sevinçler, işte senin attıktan sonraki sevincimiz, Semih'in attıktan sonraki sevincimiz. Yani o maçlardaki yaşadığımız anlar, televizyonların başındaki kitap insanlar bile. Ya. Evet. Ansiklopedi yazılır cilt cilt. Ya bizim tarihimizde işte unutulmaz tarihte yaşanmış olaylar hep böyle anlatılıyor. Çocuklukta da bize kitaplarda öğretiler. Futbol adına tarihimizdeki unutulmaz belki de bu iki maç, bu ve Hırvatistan maçı evet. Unutulmaz herkesin hatırlayacağı bir tarih oldu yani.
Çok güzel oralarda bulunmak, gurur verici. Ama ben de şunu söylüyorum. İnşallah yeni turnuvalar olur. İnşallah. Aynı heyecanları yaşarız. Elbette yine konuşulur 2008-2002. Ama biraz daha az konuşulur inşallah. Bu da nasıl olur? Her turnuvaya giderek. Her yani. Turnuvaya gitmek lazım. Bir de Nihat, milli takım içinde ki oyuncuların şunu anlaması lazım. Profesyonellik, evet, bizim hayatımızda var. Profesyonel hayatın içindeki gereklilikler mutlaka olmalı. Milli takımda da olmalı. Ama bizim ülkemizin gerçekleri de hiçbir zaman diğer ülkelerle karşılaştırılacak gerçekler değil. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Biz de bu sokaklarda büyüdük. İstanbul'da sen farklı semtte büyüdün, ben farklı. Tabii. Oraya gelen çocuklar işte Anadolu'da başka semtlerde büyüdüler falan. Ama hepimizin gerçekleri, ben inanıyorum ki, o bayrak altında aynı noktada buluşabiliyor, birleşebiliyor. Yani milli takımın bayrağını göğsüne taşırken oyuncu, profesyonellik ya da işte beklenti, bunları bir kenara koyup tamamen o sokakta, o maçı izleyen statta, televizyonun başında izleyen, dua eden insanları düşünüp hep biz öyle farklı motive olduk. Ben bunları düşündüm, sen de bunları düşündün. Evet. Şu anki oyuncular da düşünüyorlar, düşünmüyor değil ama yani bunu net bir şekilde toplumla o birleştirecek havayı yakalamak gerekiyor tekrar milli takımda. Hissettirmeleri lazım. De lazım. Belki biz hissettiriyorduk şimdi ama yani biraz da böyle bir sosyal medyanın bir ne yazık ki ortamı bulandırma hevesi, hayali var. Çocuklar da, oyuncular da biraz bunun kurbanı da olabiliyor. Ama o iletişimi doğru kullanmak da öğrenmemiz gereken bir şey. O iletişimi sosyal medya aracıyla da kullanmaya çalışmak, samimi bir şekilde kullanmaya çalışmak gerekiyor. Tekrar milli takımla ülkemizin içindeki insanları böyle birleştirecek bir ortam bir an önce inşallah oluşur. Evet, o birleşim çok önemli. Çünkü baktığında milli takımla insanlar arasında bir kopukluk var yani. Evet. Bir soğukluk var. O sıcaklığı ben tekrar yakaladığımızda... Ben bunu hissettim yani. Ben şimdi ara verdim. 1,5-2 sene gitmedim. Evet. Tekrar gidince bunu gördüm. Yani uzaklaşmış bir milli takım var. Taraftarla uzaklaşmış olması, yani bir oyuncu olarak ki biz kaptan çıktık sahaya, Allah nasip etti ama... Yani üzülüyor insan yani. Çünkü onu yakalamak istiyorsun. Onu arkanda istiyorsun yani. Bence başarılı olmak için ilk yine onu yakalamak lazım, evet, diye düşünüyorum. İnşallah yakalarız. Vay be. Norveç deplasmanı. Gittik burada. Her zamanki gibi yine kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Hiçbir maçta da bir rahat oynamıyoruz. Hayatımızda rahat maç gördük mü? Hatta bu da ikinci gol oldu be. Şimdi bu maça... Hatta ne çalışmıştık Emre, hatırlıyor musun? Böyle uzun taçlara taç atıyorlar, dikkat edelim, uzun taç atıyorlar. 3 gün çalıştığımız hocam. Evet. Evet. 3 gün çalıştık. Gol yedik. 5. dakika mı, 10. dakika mı ne yedik? Çok erken yedik. Ama senin golün çok önemliydi, biliyor musun orada? Çünkü o 1-1'i yakalamak biz burada kazanılabiliriz, evet, hissettirdi. Yani benim şahsi görüşüm. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya oyun işte çalıştığın yerden yediğinde, karşına çıktığında, bir de negatif anlamda çıktığında oyuncu biraz geriye gider. Ama fark ettiysen, bu maçı hatırlarsan, biz oyuna hemen ortak olduk. Topu tuttuk. Bir de iyi oyuncular da vardı. Benim arkamda Mark oynuyordu. Sen öndeydin. İlk defa Semih'le beraber oynadın. Evet. Ben hep bunları, maçları kolay unutmam. Hatta İbrahim Kaş vardı, sakatlandı, ayağı Gökhan kırıldı. Gökhan Gönül doğdu. Evet, çıktı, Gökhan gitti. Gönül o gün doğdu. İlk defa oynadı. Muhteşem asisti bana hani, evet, orada. Aldat demiş şimdi. Çok hakkını yemeyelim Gökhan. Ama hakikaten mesela öyle bir şey ki yani, Gökhan Gönül'ün çıktığı maç. Yani ondan sonra da zaten yani Türkiye'nin en iyi sahibi oldu. Futbolun en talihsiz mi, talihli mi sakatlığı oldu İbrahim Koç'un sakatlığı, öyle mi diyelim onu? Sallamıyor. Hayırlı oldu ama. Hayırlı bir sakatlığı. Ama İbrahim de su oldu. Olan hayır var işte, oynadı yani zaten hani ama. Bir şey başına geldiğinde üzülmesi de insani, bizde bir sözü vardır ya. Olan da hayır vardır. O oldu yani o gün. O gün üzülmedik İbrahim herhalde Koç'u çok. İbrahim Koç'u yedik burada ama. Üzülmedik herhalde çok. Çok yani böyle şey olmadı. Çünkü İbrahim'de de ne bombalar vardı ya. Tabii, abi sağ ıslak bir dalı giyiyor falan, kayıyor. Allah Allah diyordu Fatih Hocam. Oynatsak mı, oynatmasak mı diyordu. Kayıyor bunun ayakları. Maçtan bir gün önce vidalıyla idman yapmıştı değil mi? Vidalıyla yatakta uyumuş bütün gün, kaymayayım diye. Ama muhteşem bir geri dönüş yine. Çok.
Sen golü attıktan sonra ne oldu biliyor musun? Geçtik. Geliyoruz santraya. Arda Turan. Nihat dedi, abi ne olur bir gol desen at. Avrupa şampiyonasına gideceğiz. Vallahi. Sonra Bosna Hersek maçı falan golü attım. Hadi Arda'cığım hadi dedim ki o... Bu da hakikaten hani senin gol muhteşem orada. Senin gol top nasıl gidiyor? O da asist çok güzel Gökhan Gönül. Benim kontrol dönüş vuruş. Yine 10 kere vursak bir kere olur. Oldu, oldu oluyor. Olur. Kısmetmiş futbol. Yani. Bu işte yani o anki konsantre bir anlık saliselik şeyler bunlar. Bileği kırmalar, çevirmeler. Şimdi ben bu maçta çok kiloluyum. Senin ama öyle şeylerin vardı ya. Ben böyle bir ayrı geliyordun 4 kilo almışsın ama ne benim, yiyorsan. Ya benim bileğim kırılmıştı. Burada 6 ay oynamadım. 6 aydan sonraki ilk maçım bu benim. İlk maçım. Hatta böyle beni çok o dönem medyada eleştirdiğinde biz kafaya takıyoruz. Devamlı bu Emre mi oynayacak, bu mu oynayacak falan böyle bizim sevgili medyamızdaki büyük abilerimiz. Gerçekten sevgili büyük abilerimiz diyorum. Öyle eleştirmek için söylemiyorum. Çok eleştiriyorlardı. Hocanın da böyle çok zor tercihiydi bu maç. Yani oynatsam Emre'yi dert, Fatih oynatmasam hocam dert. Sağ olsun o maç görev verdi, ben sana güveniyorum dedi. Sen de hakkını verdin. Estağfurullah, sen de hepimiz de o takım... İşte diyorsun ya, şunu anlatmam bile yeter. Nasıl aslında sokaktaki insanın duygusunu o anlarda orada söylüyor yani. Yani bunu hiçbir oyuncu bunu istemez. Milli takım forması altında başarısız sonunda hiçbir oyuncu istemez. Hele bak ben çok söylüyorum. Takım çok değerli oynadığımız takımlar ama milli takımda bunu hiçbir Türk oyuncu istemez. Her zaman söylüyorum zaten. Şu anki futbolcular şimdi Dünya Kupası'na gidemediler. Dışarıdaki taraftarlar da çok daha üzgün. Tabii ki. Ama dediğim o soğukluk olduğu için başka bakıyorlar. Başka türlü bakıyorlar olaya. Ha. Eyvah. Çıkaramıyor. Emre burada faulü aldım. Ama orada yorulmuştum. 89. Yoruldum yok abi. Orada. Hayır bak yani. Bak şu an vuracak sen topu yok. Diktin ya. Allah'ım diyorsun bak şu an. Şu an ben onu çekerken okuyorum orada. Yasin vel Kur'an'ı bakayım Ali. Yasin okursun. Hani o halini ben hissediyorum seni tanıdığım için. Orada annemin duasını okuyorum. Mustafa Hoca gibi yapayım mı yorumu? Istakası için. Sevilla. Burada. Kuru bir yer. Şimdi burada yağmur bir sıcak yok. Var. Çok sıcak. Yemin evet. Yiyorum yerden ateş fışkırıyor. 40-45 derece. Böyle bir sıcak olamaz ya. Ya. Bu da dediğimiz Ağustos mu? Ağustos ayı mı bu? Tabii. En sıcak dönemi. Ama nasıl bir sıcak biliyor musun? Top yemin ediyorum sana 2 gün çalışıyorsun. Şampiyonlar Ligi topuyla. Şimdi o top farklı. Bizim ligde oynadığımız, antrenman yaptığımız top farklı. Ben de bazen böyle sende de olmuştur. Sen daha çok gol attın frikikten, yandan sert attın. Ben o kadar atmışımdır da sen daha fazla atmışsındır. Yani bazen böyle bir hafta ayağın çok iyi hissediyorsun. Evet. Her vurduğun tak tak ya. Ben de devamlı vuruyorum idmanda. Giriyor yani içeriye top. Devamlı. Dedim ki ya şu maçta bir olsa vallahi atacağım içeriye. Ama iki gün böyle farklı topla çalışıyorsun ya. Yine alıştı ayağım da. Hatta bir gün önce idmanda, yine idman bittiğinde çalıştım. İyi vurdum bir iki tane. Olursa dedim olacak herhalde. Odunu gördü oldu. Belki topun en çok ağlara girmesini istediğin andır kariyerinde. Olabilir ya, bu maç şimdi... Ya burada şöyle bir hikaye yazıyoruz Allah'a çok şükür. Yani biz Medipol Başakşehir'le beraber... Hani küçük bütçelerle ya da şöyle söyleyeyim, küçük bütçe demeyeyim yani. Aslında küçük de bir bütçesi de yok bu kulübün ama... Akıllı transferler. Akıllı, doğru yönetilerek bir planlama var, bir hayal var. Bu hayalin üzerine inşa edebilecek o kadar güzel gerçekler var ki. İşte bu maç da onlardan bir tanesiydi. Bunu yapabilseydik Sevilla çıktığında yani dünyadaki, Türkiye'yi söylemiyorum hemen hemen algı. Sevilla son 10 senenin 5 tane Avrupa Kupası kaldırmış takım falan. İnanılmaz bir kadro, çok iyi oyuncular. İlk maçta dahil. Bana inan yani ilk maçta dahi biz Sevilla'ya neler yapabileceğimizi hissettirdik. İkinci maçta bizden bu kadarını beklemiyorlardı. Sonuçta dediler belki orada içeride. Daha iyi oynadık. Orada daha iyi oynadık. Daha motive olduk. Hoca da takıma çok büyük bir motivasyon sağladı. Top içeriye girseydi belki de benim kariyerimin en önemli golü diyebilirdim. Neden öyle
derdim. Çok da Allah nasip etti gol attım ama böylesine bir ortamda yaşımı göz önünde bulundurarak kariyerim için mükemmel bir fırsat kaçtı. Başakşehir'le Şampiyonlar Ligi oynayacaktın direkt. Sevilla'yı eleyip oynayacaksın diye böyle düşünmek lazım. Ki Sevilla'da düşün ne kadar güçlü takım. Çok. Ligde kötü gitmesine rağmen gruptan çıktı yani. Çıkar. Çok iyi takım. Çok bu tecrübesi olan takım. Bir şey söyleyeyim mi? O an İzmir'deyim. Gol dedim ya. Vallahi. Hatta ondan sonra bir daha frikik kullandım Braga'da. Sevilla maçında vurdu, direkten döndü. Şimdi vuracak, gol olacak dedim. Gol oldu. Keşke Sevilla maçından önce söyleseydin. Şu maçı da sen yorulmasaydın be. Şunu da sen yok, o aralar aramadılar. Aramadılar. Ondan sonra aradılar.